izleyiciler mutlaka işte genel Hüseyin Arkas koleksiyonu üzerinden belki kurgulanmış sergiler izleyeceğiz. Yani çok şimdi uzun bu vadede belirleyici oluyor mu? Yani pardon sözünüzü böldüm ama yani bu burada gösterilecek olan sergiler, kurulacak programların belirlenmesinde Arkas koleksiyonu bir çıkış noktası oluyor mu? Yani hani diyelim işte şu dönemin sanat mesela Batır isminde bu kıyı nasıl görünüyordu? Belki gerçekten burada Arkas koleksiyondan önemli şeyler görmüştük. Mesela onların yer alabileceği bir kurgu mu hedeflenmişti diyeyim. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Burada o yapılacak serginin ana çıkış noktası tabii ki Hüseyin Arkas'ın koleksiyondaki temalar değil birebir. Öyle olsaydı bir fotoğraf sergisi bugün Ahmet Ertuğrul'da olmazdı. Bu dediğim gibi bizim sanat departmanının oturup değerlendirdiği, Hüseyin Bey ile mutabakat sağladığı projeler gerçekleşiyor. Eminim Niko Bey koleksiyondaki seçkin parçaları da İzmir'deki sanatseverlerle paylaşmak adına muhakkak bunu önemli bir kriter olarak düşünüyordur ama birebir hani buradan kaynaklanıyor demek hani üçüncü sergimize baktığınız zaman zaten doğru. Söz konusu değil. Şimdi evet aslında sırayla gitsek belki bu soruyu sormak biraz şey yapalım ama sonrakileri ben merak ettiğim için daha çok bundan yani sonraki projelerimizi merak ettim. Biz sonraki sergimizde evet Hüseyin Bey'in koleksiyonunun eserlerinin yine olabileceği bir düşünülen asker ressamların eserlerine oluşacak bir sergi düşünüyoruz ama hani uzun vadede biz bunu beklenti biraz daha sürpriz tutmayı tercih ediyoruz. Anladım açıkçası. Peki. Teşekkür ederim güzel bir cevap. Şimdi evet bu izleyicilerimiz galiba. Bu biraz daha dinamik tutuyor çünkü şu anda. Evet. Şimdi üçüncü sergide Sessizliğin Yankısıydı. Ahmet Ertuğ'un fotoğraflarından değerlenmiş bir sergiydi. Büyük boyutlu fotoğraflar. Eserlerim oldu, evet. Ve işte dünyanın ünlü opera binaları. Kütüphanelerinden görüntülerdi. Evet. Ve burada biz bu sergiyi de enfes bir müzik eşliğinde izledik genelde opera ezgileriyle. Gerçekten çok etkileyici bir sergi olmuştu. Şimdi de Naci Kanlıkoğlu sergisi. Peki bundan sonra şimdi biraz önce söylediğiniz planlanan bir sergi var. Bu sergiler ne kadar önceden planlanmış sergiler? Yani ne kadar önceden planlanıyor? Senelik planlarımız var bizim de departmanı oluşturdu ama duyuruların dediğim gibi hani başlangıç tarihine yakın yapmayı dinamik tutmak açısından tercih ediyoruz. Tabii çünkü burası daha yeni oluşan ve oturmakta olan bir yer olduğu için böyle bir şey tercih ediyorduk. Gerçi artık oturduğunda söyleyebiliriz hani bilgiye bakılırsa. Belki bir de şey değinmek lazım Ayşegül Hanım. Burası bu çeşitli sergilere ev sahipliği yapmanın yanı sıra sergilerin konularıyla ilgili özellikle serginin son haftalarında ciddi uluslararası düzeylerde konferans düzenler bu konuya bir kurum da aslında. Evet, teşekkür ederim bunu hatırlattığınız için ben özellikle çünkü ondan sevindim. Çünkü hani seyirciler belki de mesela bu serginin akademik buluşmalarına, konferanslarına katılmak ister diye değinmek istedim. Her sergide sergi konusuna ilişkin bir konferans veya iki konferans düzenliyoruz. Ciddi değerli konuşmacılar yer alıyor ve katılım giderek arttı. Yani biz de tabii artık oturma ve hani izleyici kapasitesini arttırmak zorunda kaldık ama ilgiden çok memnunuz. Bu da çok önemli bir özellik. Bunu da sosyal medyada muhakkak paylaşıyoruz, duyuruyoruz. Afişlerini üniversitelere yolluyoruz. Bizi takip etmeleri çok önemli seyircilerin. Bu nedenle Facebook'ta Arkas Sanat Merkezi, Twitter'da da Arkas Art Center olarak yer alıyoruz. Onu söylemekte fayda var. Arkassanatmerkezi.com bizim internet sitemizin adresi. Buradan bizi takip eden herkes zaten duyurularımıza ulaşabilir. Harika. Bir de tabii bu arada bu kitaplar da çok önemli bir hizmet ve kitaplar her seferinde yani her sergi için bir kitap basılıyor ve kitap katalog basılıyor. Onlar bu kitaplara da sanatseverler bu mekana gelip önceki sergilere ilişkin kitapları da satın alabilirler tabii ki, değil mi? Tabii evet. ki. İlk sergiden itibaren bütün kataloglarımız çünkü aşağıda satışa sunuluyor. Sergilerin bunlar sadece resimlerin göründüğü bir kitap olmanın ötesinde makaleler ve sergiye ilişkin kurulumuyla onun temasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı kitap. Yani kaynak kitap olarak da gerçekten
sanatseverleri kütüphanelerinde kitaplar. Olabilecek evet. kitaplar. Bu da başlı başına önemli bir hizmet. Çünkü yani Türkiye'de maalesef sanatla ilgili yayın her ne kadar artmışsa da giderek artıyorsa da hala yetersiz. O yüzden de kaliteli tasarlanmış, iyi bilgiler içeren bu tür yayınlar da gerçekten çok önemli ve onun için de ayrıca ben kutluyorum. Ben valla Betül'cüm bu şey sizinle sohbet çok keyifli gidiyor ama biz biraz Naci Kamukol sergisine de yer vermek istiyoruz bu programda. Bayan Elif İlidis'le de onun bu sergiyle evet. ilgili görüşlerini alalım istiyorum. Ziyaretçilerimize değerli eserlerin, değerli hikayelerini anlatan evet. Değerli insan Elif İlidis'le. Onunla da sohbetimiz onunla devam Elbette. Edelim. Size çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar programımıza katıldığınız için. Bu keyifli sohbeti yaptık birlikte. Ve her zaman buradasın. İzleyiciler her zaman evet. sana çok kolay ulaşabiliyor değil mi? Tabii Onlar ki her zaman buradayım. Bilgi alabilirler. Haftanın 6 günü açığız. Onu da belki evet, bir tekrar evet, pazartesi günü. Pazartesi kapalı. Salı, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar günleri sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. Perşembe günleri akşam 8'e kadar açık olacak şekilde çalışıyoruz. Evet. Ziyaretçiler hani pazar günü aileleriyle de çalışanlar evet. perşembe 6 yani mesai bitiminden sonra da ziyaret edebilsin diye. Bu evrensel bir uygulamadır. Aslında oldu, bütün evet. dünyada müzeler pazartesi günleri kapalıdır ve gerçekten de biraz yerinde bir karar bu. Evet. Dediğin gibi hafta sonu pazar günü. İşte o çalışmayan, okula gitmeyen kişilerin rahatlıkla gelip görebilmesi için pazartesi tabii bir günde bir mekanın kapalı kalması gerekiyor. İşte gerekli temizliğin ya da işte tabii, bakımın yapılması ilgili. O yüzden bunu da şimdi duyurmuş olduk. Aslında bu uygulama artık Türkiye'de birçok yerde de gerçekten hem müzelerle hem sanat kurumlarıyla ilgili uygulanan bir uygulanıyor bu. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum teşekkür tekrardan. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Haftanın 6 günü burada evet. İzmirlilere böyle bir sanat hizmeti sunuyoruz. Evet. Tüm İzmirlileri, İzmir'den yolu geçen tüm sanatseverleri memnuniyetle bekleriz. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, Betül Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Güzel sohbet için biz sohbetimize Bayan Elif İlidis'le devam edeceğiz şimdi. Değerli izleyicilerimiz, Arkas Sanat Merkezi'nde Naci Kalmıkoğlu sergisindeyiz. İlk bölümde Betül Hanım bize binayla ve daha çok bu mekanın oluşması ve Arkas Sanat Merkezi'nin işleyiş biçiminden, fonksiyonlarından, amacından söz etti. Şimdi bu programımızın ikinci bölümünde Elif İlidis'le birlikteyiz. Benim çok sevdiğim sanatçı dostum, sanatla ilgili bunca yıl çalışmalarından sonra
şu anda Arka Sanat Merkezi'nde o da görevli ve izleyiciler buraya bu mekana geldiğinde bu sergilerle ilgili çok değerli bilgileri Eli'den alabiliyorlar ve biz de şimdi burada Eli Filidis'le birlikte Naci Kalmıkoğlu sergisinden konuşacağız. Belki önce Naci Kalmıkoğlu kimdir? Onun kişiliği, kimliği, adı çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Ve son derece Türk resim sanatında gerçekten çok önemli bir yeri var. Hatta biraz da böyle belki çok bilinmemiş, biraz kenarda kalmış gibi ama değil mi? Yani ki yaşam öyküsü ilginç, resimleri gerçekten çok güçlü. Biraz bu Naci Kalmıkoğlu portresi çerçevesinde sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi ben hemen Eli'ye sözü vermeden bu Naci Kalmıkoğlu sergisi için çıkan kitap gerçekten çok iyi bir kitap hazırlanmış. Bu serginin adı O Bir Yıldız'dı. Bir Mahmut Cuda'nın Naci Kalmıkoğlu için söylediği bir söz ve bu serginin de başlığını oluşturmuş. Ama Mahmut Cuda Türk resminin çok büyük ustası Kalmıkoğlu için diyor ki o bir yıldızdı ama parlaklığını görebilmek için insanın biraz başını kaldırarak etrafına bakması gerekiyordu. Buradan anlıyoruz ki belki gerçekten yaşadığı süreçte çok da anlaşılmamış mı? Ben sözü Eli Filidis'e veriyorum. Evet, sizden dinleyelim şimdi biraz. Biraz anlaşılmamış ama bence Mahmut Cuda'nın anlatmak istediği şey gerçekten tablolarının içinde gizli olan o renk ve fırçanın o heyecanı. İnanılmaz dikkatli baktığınızda inanılmaz zenginlikler bulabiliyorsunuz. Tabii ben de bu sergiyi birçok izleyici gibi daha yeni tanıyorum. Her gezişimde ve her bakışımda da Mahmut Cuda'nın dediği gibi tabloların içinde gizli ışıklar, gizli anlamlar ve çok zengin fırça darbeleri, müthiş renkler buluyorum. Gelenlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten biraz daha dikkatli bakmaları gerekiyor. Bakıyorlardı. Herkes çok ilgili ve çok heyecanlı. Sen zaten çok güzel yönlendiriyorsun gerçekten. Nereye bakmak gerektiğini belki de göstermiş de oluyorsunuz değil mi sergi sırasında? Doğru. Elimden geleni yapıyorum. Fakat asıl yapmaya çalıştım. Benim de yeni keşfettiğim bir anlatım. Şöyle söyleyeceğim. Resimleri izlemek çok güzel bir şey. Tabloları görmek, seyretmek harika bir olay. Ama onun arkasında gizli olan sanatçıyı tanımadan, onun hayatını da bilmeden daha yüzeysel bakıyorsunuz. Tabii ki. Derinlemesine ve duygu ve heyecan yaşamak için sanatçının hayatını bilmek çok önemli. Tabii yani sanatçının hayatıyla birlikte onu yaşadığı dönemin özelliklerini de bilmek. Zaten eser çözümleme dediğimiz olay yani en minimum 3 kademede ancak gerçekleşebiliyor. Çok çünkü resme baktığımızda ilk algıladığımız genel geçer bilgilerle işte bir bina, cami ya da işte bir kadın portresi diyebiliriz belki hızla. Ama ikinci bakışta oradaki kompozisyon özelliklerini belki ışığın dediğin gibi nasıl kullanıldığı, boyanın kalınlığı, inceliği, tuşesi, işte farklı özellikleri üçüncü kademede gerçekten bir sanat eserini algılayabiliyoruz ki burada senin dediğin gibi ya bu sanatçı nasıl bir ortamda yaşamış, bunları sanat eserine nasıl aktarmış, neler burada paylaşmış bizimle, yani izleyicinin burada neyi algılamasını, nasıl bir farkındalık yaratmayı hedeflemiş, bunları gerçekten kavramadıktan sonra bir sanat eserini gerçek anlamda algılamış olmak mümkün değil tabii. Yani bu çok açıdan senin yönlendirmen izleyicileri eminim sadece
o sergiyle ilgili değil, belki sonra karşılaştıkları başka sanat eserlerini de algılamaları yönünde önemli bir ipucu elde ediyorlar. İnşallah öyledir. Eminim öyledir, evet. Evet Ayşegül, nereden başlamamı isterdin? Peki, şöyle yapalım biz istersen. Şimdi zamanımız da yani çokmuş gibi görünürken çok kısıtlı gerçekten program. Bitiveriyor birden ama ben şimdi Naci Kalmıkoğlu'nun kişiliğinden hem senin de özellikle vurguladığın üzere yani sergiye geldiklerinde burada görecekler ve eminim sen onlara bilgi de vereceksin ama şimdi televizyon üzerinden programda izleyicilerimizle benim paylaşmak istediğim özellikle Naci Kalmıkoğlu'nun kişisel öyküsü. Şöyle başlayayım ben galiba Rus asıllı. Oradan başlayabilirsek evet. İsmi galiba Nikolay Kalmykov 1896 yılında Kharkov kasabasında doğuyor ve kent soylu aristokrat ya da burjuva diyeyim bir ailenin tek oğlu. Baba orman ürünleri ticaretiyle meşgul olurken çok bilinen bir hikayeyle oğlunun asla ressam olmasını istemiyor. Nikolay bir süre babasının dediğini yaptıktan sonra da yaz dönemi gittiği okullarda, ressamların yanlarındaki çalışmalarında ya da kendi başına şehir dışında tabiatın ortasında bir şeyler çizmeye çalışırken derin çizgiler bakıyor çalıştığı kağıtların üzerinde ve bu sonunda açığa çıkıyor. İlk bitirdiği ticaret okulu ve sonraki daha yüksek ticaret öğreniminden sonra da baba bu yeteneği artık göz ardı edemiyor ve oğlunu Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yolluyor Kharkov'da. Nikolay burada çok sağlam bir Rus ekolü disipliniyle daha çok dekoratif sanatlar yönünde dersler alıyor. Çok da başarılı. Fakat sonraki hayatında da hepsini bir arada yapıyor. Sadece dekoratif anlamda duvar boyalamaları, tavanlar değil. Yağlı boyalarında da pastellerinde de, sulu boyalarında ve kara kalem çalışmalarında da müthiş sağlam kompozisyonlar, çizgiler ve anlamlar buluyoruz. Harika. Peki Türkiye serüveni nasıl başlıyor Naci Kalmıkoğlu'nun? Yani hangi yıl Türkiye'ye? Çünkü yaşamınız, esas sanatının bizim burada izlediğimiz eserlerinin çoğu Türkiye'de yaşadığı süreçte üretilmiş eserler. O eğitimi aldıktan sonra tabii Rusya'da bir Kızıl Ordu siyasi bir devrim değişim. Nikolay Kalmykov'un da hayatını değiştiriyor ve 1917'den sonra babası bu göçü 2 yıl erteledikten sonra, yani bu göçü dediğim İstanbul'a göçmelerini erteledikten sonra sonunda 2 yıl sonra İstanbul'a geliyorlar birçok beyaz Rus gibi. Bunlar oldukça kalabalık bir grup ve tabii ki diğerleri gibi Nikolay'ın da hayatında büyük sıkıntılarla başlayan bir dönem. 22 yaşında bir genç o sıralarda. Tahmin edebiliyoruz o İstanbul hayatında birdenbire evinden, dilinden, dininden kopup yeni bir yere gelmek çok hoş olmamalı. Ben bazı tablolarında o sıkıntı dönemlerin sade hayatından birkaç izde buldum. Aşağıda bir natürmortu var. Son derece yalın bir natürmort. Oysa daha sonraki natürmort çalışmalarında daha büyük bir zengin kompozisyon etkisi görüyoruz. O da sanıyorum onun daha sonraki dönemlerde rahatlama dönemi.
ona yardım eden ve çevresinde ona son derece doğru yollar gösteren önemli kişiler var. Hı hı. Ben burada tabii bütün hikayeyi anlatmayayım, evet, her şeyi. Maalesef vaktimiz yok, keşke olsa konuşabilsek. Yok, evet. Gibi. Ama herkesi bekliyorum. Burada tabii daha ki farklı, evet, oluyor anlatım, hı hı, geldiklerinde. O doğru yolda Nikolay Kalmykov'un 40'lı yaşamlarında önemli bir atılım var, hayatını değiştiren. Hı-hı. O da Türk tebaasına geçmesi. Hı-hı. Nikolay Kalmykov. Öyle mi? 40'lı yıllarda mı Türk tebaasına geçti? 40 yaşlarında. 40 yaşlarında, tamam. Ben 40'lı yıllarında dedim. Ben çok, evet, yanlış çok bir anlatım, evet, oldu. Nikolay Kalmykov Naci Kalmykoğlu, hı-hı, olarak değişiyor. Askerliğini yapıyor Türk tebaasına geçip. Ve ondan sonraki hayatında, sanat hayatında önemli ama işler... Ama o süreçte aslında sanatını yaparak yaşamını sürdürebiliyor mu? Yani bu arada başka işlerle uğraşmış. Sürdürebiliyor. Çok çok fazla derin detaylar, hı-hı, yok. Daha, hı-hı, çok sonraki hayatında, hı-hı, daha sağlam bilgiler, hı-hı, var. Ama daha önceki hayatında da hayatını kazanmaya çalışırken sanırım... Natürmortlar veya o dönemde İstanbul'da portreleri yaşayan çok, portreleri çok yabancıların ünlü diyelim, siparişleri. Siparişlerle. Bunlar portreler ki, hı-hı, çok sağlam portreleri, hı-hı, var. Natürmortlar, peyzajlar, İstanbul peyzajları. Manzaraları var, evet. Bunlar sanıyorum o dönemde daha, hı-hı, ağırlıklı. Sonraki dönem karşılaştırması yaparsak büyük bir fark görüyoruz. Kendi döneminde yani gene bu şeylerden söz edelim uzun uzun ama yani kategorileştirip belki gruplandırıp hangi grup sana çalışmaları, hangi dönemler ve hangisi hangi dönem hangi tür çalışmalarıyla daha çok tanınıyor ama önce biraz önce söz ettiğin, sen destek gördüğü dediğin noktadan galiba Naci Kalmykoğlu'nun yaşadığı dönemle alakalı Türkiye'nin o dönemde yaşayan ünlü sanatçılarıyla da yakınlaştı. Özellikle, kesinlikle, burada mesela İbrahim Safi'nin yaptığı portrelerini görüyoruz biz Naci Kalmykoğlu'nun portrelerini. Mesela Mahmut Çudan onunla ilgili konuşuyor ve onunla ilgili bazı burada mesela benim özellikle bu sergide çok beğendiğim, izleyicilerin gelince eminim çok keyifle izleyecekleri Naci Kalmykoğlu'nun kendi yaşamına ilişkin bazı fotoğrafların da yer aldı. Yani onu görmek, evet, ve onun yaşamına ilişkin o mesela modellerinin fotoğraflarını. Tüm bunları görmek hakikaten sanatçının o gerçek bir kişilik olarak kendi resimlerinin yanı sıra o kişilik olarak da hani var olması bağlamında ben onu önemsiyorum gerçekten. Şimdi mesela bu onun ilişkilendiği sanatçılar hani benim bildiğim kadarıyla İbrahim Safi ve Mahmut Cuda'dan bahsediyoruz. Avni Erbaş var. Öyle mi? Avni Erbaş. Onun çok sevdiği birçok Türk sanatçısı var ama çok hayran olduğum Rus ressamları da var onun, hı, hayatında. Hatta şöyle Avni Erbaş'ın anlattığı bir hikaye var. Bunu burada istersen anlatayım. Tabii ki. Fazla ileriye gitmeden. Bir sergiye gidiyorlar İstanbul'da toplanıp bir grup. Avni Erbaş bunların arasında. Karkov'a gidiyorlar ve önemli Rus ressamlarının bir karma sergisi bu. Fakat Naci Kalmykoğlu'nu bir süre sonra arkadaşları kaybediyorlar sergiyi. Sergis mekanında mekanının içinde onu bir